İzmir Barosu, Dünya Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü nedeniyle açıklama yaptı. Açıklamada, 18 yaşının altında herkesin çocuk olduğunu, çocukların uluslararası sözleşmeler ve yasalarla güvence altına alınmış haklarını kullanmalarında temel sorumluluğun devlette olduğunu bir kez daha hatırlatarak, yetkilileri uluslararası sözleşmelere, yasalara, Birleşmiş Milletler kararlarına ve yapılan ulusal planlara uymaya, bu konuda samimi ve kararlı olmaya davet ediyoruz. Çocuklara yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin borcudur denildi. İzmir Barosu önünde Çocuk Hakları Merkezi Yürütme Kurulu üyesi Avukat Sena Gökçe Tutkuner tarafından okunan basın açıklamasında 18 yaşının altında herkesin çocuk olduğunu, çocukların uluslararası sözleşmeler ve yasalarla güvence altına alınmış haklarını kullanmalarında temel sorumluluğun devlette olduğunu söyledi. Çocukların yeri okuldur, okul oyun bahçeleridir. Çocuk emeği iş gücü değil, çocuk emeğinin sömürüsüdür. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 12 Haziran'ı Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü olarak belirlediği 2002 yılından bu yana ne yazık ki dünyada ve Türkiye'de milyonlarca çocuğun büyüme ve gelişme dönemlerinde olmalarına karşın sistematik emek sömürüsüne maruz bırakılarak ihmal, istismar ve her türlü şiddete açık halde olma hali devam etmektedir. İlan edilen mücadele günlerinin sadece birer tarih olarak kaldığı ne yazık ki acı bir gerçeklik olarak ortadadır. TÜİK'in Nisan 2024 yılında yayınladığı istatistiklerle çocuk 2023 yılı verilerine göre 15 ile 17 yaş arasındaki çocukların üretim sürecine dahil olma oranı %22.1'e yükselmiştir.